Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Fecrati dönemi edebiyatının özellikleri ve bu dönemin sanatçıları hakkında bilgi vereceğim. Fecrati dönemi sevgili arkadaşlar, Servet-i Fünun döneminden hemen sonraki dönemi kapsar. Ve Servet-i Fünun dönemi sanatçılarına, Servet-i Fünun edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur. Fakat nasıl oluşmuştur, oluşumu nasıl gerçekleşmiştir? Önce bunun hakkında biraz bilgi verelim size. Bildiğiniz üzere 24 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyetten sonra sevgili arkadaşlar devlet yönetiminin baskıcı rejimi sona ermiştir. Ve ortaya çıkan bu özgürlük ortamı diyelim. Bu özgürlük ortamında genç yazarlar, şairler, insanlar kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini daha rahat savunma imkanı bulmuşlardır. İşte Fecrati topluluğunun oluşmasında, bu grubun meydana gelmesinde bu siyasi olayların etkisi büyüktür. Yani 2. Meşrutiyet'ten sonra Abdülhamit döneminin baskıcı rejiminin sona ermesiyle ortaya çıkan o özgürlük ortamı ve düşüncelerini rahat ifade edebilmek imkanı sayesinde genç yazarlar seslerini daha da yükseltmişlerdir ve canlı bir edebiyat ortamı oluşmuştur. Bu canlı edebiyat ortamında genç yazarlar, özellikle İstanbul'daki genç yazarlarımız birleşerek Fecrati topluluğunu kuruyorlar sevgili arkadaşlar. Başta Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem ve Tahsin Nihat olmak üzere bu üç önemli yazarımız, Tahsin Nahit olmak üzere bu üç yazarımız genç yazarların etrafında toplamışlardır. Üç kişiyle başlamışlardır. Tekrardan sayıyorum. Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem ve Tahsin Nahit adlı yazarlarımız diğer genç yazarları etrafında toplamıştır. Ve sevgili arkadaşlar 20 Mart 1909'da Hilal Gazetesi'nde genç yazarlarla beraber ilk toplantılarını yapmışlardır. Peki bu üç yazara katılan diğer genç yazar ve şairler kimlerdi? Onları biraz sayalım. İşte Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Ceren Sahir Erozan sevgili arkadaşlar bunların başını çekmektedir. Bunun dışında Şahabettin Süleyman, Serdar Emin Bülentoğlu gibi genç yazarlar katılmıştır bu topluluğa. Ve Faik Ali Ozan Soy'u da bu oluşturdukları topluluğun başına getirmişlerdir. Tabii Servet-i Fünun dönemine bir tepki olarak doğmuştur dedik. Fakat özellikler bakımından Servet-i Fünun özelliğine, o dönemin edebiyat özelliklerine birebir uyuyorlar. Yani devamı niteliği taşıyor diyebiliriz Fecrati dönemine. Her ne kadar Servet-i Fünun döneminin edebiyat özelliklerine, oradaki sanatçılara karşı çıkarak bir tepki olarak doğmuşlarsa da özellikle şiir alanında bir Servet-i Fünun devamıdır diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlar, bu Fecrati topluluğu oluştuktan sonra bir bildiri yayınlıyorlar. Bildiri, bir manifesto yayınlıyorlar ve kendi kurdukları bu topluluğun özelliklerini anlatmaya başlıyorlar. Fecrati topluluğunun beyannamesinde neler yazıyor arkadaşlar? Önce ona bir değinelim madde madde. Birinci maddeleri şudur sevgili arkadaşlar. Edebiyat çok önemli bir iştir ve halkı eğlendirmek için bir araç olarak görülmemelidir. Yani edebiyatın ciddi bir mesele olduğunu yayınladıkları manifestoda, bildiride söylüyorlar sevgili arkadaşlar. Yazalım onu. Edebiyat ciddi bir iştir ve eğlence aracı olarak görülmemelidir. İkinci maddelerinde ise sevgili arkadaşlar, Servet-i Fünun'a tepkilerini dile getiriyorlar bu maddede. Ve diyorlar ki 1908'den sonra Servet-i Fünun dönemi yazar ve şairleri ortalarda görünmüyor. Dolayısıyla biz artık Servet-i Fünun dönemi ve o dönemin sanatçılarına geçmiş gözüyle bakabiliriz diyorlar. Ve bunu bildiride ikinci maddede söylüyorlar değerli arkadaşlar. Yazalım. Servet-i Fünun yazar ve şairleri
1908'den sonra ortada görünmemektedir. Onlara bundan dolayı onlara geçmiş gözüyle bakmak gerekir. Bakmak gerekir. Bu yayınladıkları manifestonun bildirinin ikinci maddesidir değerli arkadaşlar. Üçüncü maddede ise aynen şunu söylüyorlar sevgili arkadaşlar. Dilin, edebiyatın, edebi ve sosyal bilimlerin ilerlemesine önem verilecektir. Yani edebiyatı daha iyi noktalara taşımak gerektiğini, Türkçe dil yapısını daha iyi noktalara taşımak gerektiğini savunuyorlar sevgili arkadaşlar. Fecrati topluluğu sanatçıları ve Servet-i Fünun'u hangi konuda eleştiriyorlar? Kendilerini geliştiremedi diyorlar Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarları için ve Batı'yı daha çok örnek almaları gerekirken alamadı diyorlar Fecrati topluluğunun yazarları. Bu konuda Servet-i Fünun'u eleştiriyorlar ve Batı'ya daha çok açılmamız gerek, Batı'yı daha çok örnek almamız gerek. Dilin, edebiyatın, sosyal bilimlerin özellikle gelişmesine, önem verilmesine, yani ilerlemesine katkı bulunmamız gerek diye bunu savunuyorlar ve yayınladıkları. Bildiride de bunu madde olarak ekliyorlar. Yazalım. Dilin, edebiyatın ve edebi sosyal bilimlerin ilerlemesine önem verilecektir. Bir diğer maddemiz ise sevgili arkadaşlar, Fecrati topluluğu sanatçıları bu bildiride şuna da önem veriyorlar. Az önce bahsettiğim gibi Batı'daki gelişmeler yakından takip edilecek. Özellikle Batı'daki edebi ve düşünce eserleri tercüme edilecektir. Yani Türk edebiyatının Batı'yı örnek alarak daha da kendini geliştirebileceğini savunuyorlar değerli arkadaşlarım. Bunu da dördüncü maddede yazıyoruz. Ve diyoruz ki Batı'daki edebi ve düşünce eserleri tercüme edilecektir. Değerli arkadaşlarım, bildirinin bir diğer önemli maddesinde ise az önce konunun başında demiştik ya, genç yazarlar ve şairler o anlık hevesle birleşiyorlar ve Fecrati topluluğunu oluşturuyorlar. Ve yayınladıkları bildiride kendilerine düşen görevi de söylüyorlar. Ve diyorlar ki genç şairler, yani genç yetenekler fikir tartışmaları düzenleyecek ve bu bilgileri, bu tartışmaları halkla paylaşacaktır diyor. Kamuoyunu bilgilendirecektir. Bu maddeyi de bizzat ekliyorlar ve biz de yazalım sevgili arkadaşlar. Genç yetenekler fikir tartışmaları düzenleyecek ve kamuoyunu bilgilendirecektir. Değerli arkadaşlar, bildirinin bir diğer maddesi buydu. Bir başka önemli maddesi de bu yayınladıkları manifestonun sevgili arkadaşlar, onu da dile getirelim. Fecrati topluluğundaki yazarlar ve şairler sevgili arkadaşlar, yayınladıkları eleştirileri olsun, eserleri olsun, makaleleri olsun, bunları Fecrati Kütüphanesi adı altında yayınlayacaktır diyor. Bu da önemli bir madde. Genç yazarlar, şairler, bu topluluğun içinde yer alan yazar ve şairler yazdıkları makaleleri, yazdıkları yazıları Fecrati Kütüphanesi adı altında yayınlayacaktır ve
geçmiş dönemde kalan Servet Fünun dergisi de bu topluluğun yayın organı olacaktır diyor sevgili arkadaşlar. Bu iki madde önemlidir. Bunu da köşeye sığdıralım sevgili arkadaşlar. Önce ne dedik? Bu topluluğa ait olan şair ve yazarlar yazdıkları makaleleri nerede yayınlayacaktır? Fecri Ati Kütüphanesi adı altında yayınlayacaktır diyor. Ve bir diğer önemli maddemiz de bu dönemden hemen önceki dönemi kapsayan Servet-i Fünun döneminde çıkarılan Servet-i Fünun dergisi varlığını bu dönemde de devam ettirecek ve Fecri Ati topluluğunun yayın organı olacaktır. Onu da yazıyoruz. Servet-i Fünun dergisi bu topluluğun yayın organı olacaktır. Yayın organı olacaktır. Bu iki önemli maddeyi de sevgili arkadaşlar renkli kalemle belirtiyoruz. Evet arkadaşlar, az önce de söylediğimiz gibi Fecri Ati topluluğunu oluşturan yazar ve şairler bir bildiri yayınlayarak bu topluluğu kurmuşlardır. 20 Mart 1909'da da Hilal Gazetesi adında bir gazete vardı o dönemlerde ve bu gazetede ilk toplantılarını düzenliyorlar sevgili arkadaşlar. Ve bu dönemde az önce söylediğim gibi bu topluluğu oluşturan şair ve yazarları bir kez daha hatırlayalım. Ahmet Aşim, Ali Canip Yöntem, Tahsin Nahit başta olmak üzere, Mehmet Fuat Köprülü, Celal Sahir, Erozan, Şahabettin Süleyman, Emir Serdar Bülentoğlu ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay gibi yazarlar da bu topluluğa katılarak genişletmişlerdir bu topluluğu sevgili arkadaşlar. Şimdi bu bildirinin maddelerini anlattıktan sonra bu dönemin edebiyat özelliklerine geçelim sevgili arkadaşlar. Ve ben konunun başında aynen şunu söylemiştim. Servet-i Fünun dönemi edebiyatını ve o dönemin anlayışını, sanatçılarını eleştirdikleri halde Servet-i Fünun'a bir tepki olarak doğdukları halde o dönemin şiir anlayışını devam ettirmişlerdir. Yani birçok özellikleri yine Servet-i Fünun'a benziyor. O döneme, o dönemin devamı gibi nitelik taşıyor sevgili arkadaşlar. Bunun özelliklerini de tek tek yazalım şimdi. İlk maddemiz az önce söylediğimiz gibi Servet-i Fünun'a tepki olarak doğmuştur. Fakat anlayış olarak şiir alanında onların devamıdır. Hatırlayın sevgili arkadaşlarım, Servet-i Fünun edebiyatını anlatırken ne söylemiştik? Dil çok ağırdı. Arapça, Farsça kelimeler çok sık kullanılmıştır. Ve anlam kapalılığı vardır demiştik şiirlerde. Bu saydığım özellikler Fecri Ati döneminin de bir özelliğidir sevgili arkadaşlar. Aynı anlayış şiirde devam ediyor. Fecri Ati şair ve yazarları şiirlerinde anlam kapalılığına yine önem vermişlerdir. Farsça, Arapça kelimeleri yine çok kullanmışlardır ve dili ağırdır sevgili arkadaşlar. Birazdan detaylı göreceğiz zaten. İkinci önemli özellik ise sevgili arkadaşlar Fecri Ati döneminin genel özelliklerine bakacak olursak bu dönemin sanatçıları sanat şahsi ve muhteremdir. Anlayışını savunmuşlardır sevgili arkadaşlar. Sanat şahsi ve muhteremdir. Yani biz bu sözden şunu anlayacağız sevgili arkadaşlarım. Sanat özneldir. Yani şiirin, romanın kurallarını şairin kendisi belirler ve çok ciddi bir meseledir. Edebiyat çok özel bir iştir. Bunu basit görmemek gerek. Bu sözün anlamı aynen olur sevgili arkadaşlar. Öznelliğe ve bireyselliğe vurgu yapıyorlar. Bir diğer maddemiz ise sevgili arkadaşlar, edebiyatı çok ciddi bir iş olarak görüyorlar. Ve bunun halka anlatılması gerektiğini, halktan gizlenilmemesi gerektiğini savunuyorlar. Ve bunu da aynen şu sözle dile getiriyorlar. Edebiyat çok ciddi bir meseledir.
ve bu halka anlatılması gereken önemli bir iştir diyorlar sevgili arkadaşlar. Yazalım. Edebiyat ciddi bir iştir. Ve halka anlatılması gereklidir. Düşüncesini savunurlar sevgili arkadaşlar. Bir diğer önemli özelliğimiz sevgili arkadaşlar, az önce söylediğim özelliği bu maddede yazabiliriz. Serveti Fırınlar şiir alanında çok benziyorlar demiştik. Ve Fecri Ahdi dönemi şair ve yazarları da sevgili arkadaşlar ağır bir dil kullanır. Farsça, Arapça kelimelere çok yer verirler. Süslü, ağdalı bir dil yapıları vardır. Anlam kapalılığını önemserler sevgili arkadaşlar. Yani şiirde anlam açıklığına karşı çıkarlar. Kapalı anlamı tercih ederler ve bireysel konulara yönelilmiştir sevgili arkadaşlar. Topluma karşı bir ilgisizlik vardır. Her ne kadar bu maddede edebiyat ciddi bir iştir, halka anlatılması gereklidir düşüncesini savunsalar da kendileri yaptıkları eserlerde sevgili arkadaşlar günlük halk dilini kullanmamışlardır. Ağır bir dil kullanmışlardır ve bireysel konulara yönelmişlerdir. Yani topluma kayıtsız kalmışlardır. Onu da yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu dönemin sanatçılarının eserlerinde dili çok ağırdır. Anlam kapalılığı tercih edilir. Arapça, Farsça. Arapça ve Farsça kelimelere sıkça yer verilir. Bu dönemin bir önemli özelliği de sevgili arkadaşlar, bu şiirlerde yaptıkları eserlerde bireysel konulara yönelilmiştir demiştik. Özellikle aşk, tabiat, kadın, hüzün konuları çok sık işlenmiştir sevgili arkadaşlar. Bunu da yazıyoruz. Bireysel konulara değinilmiştir. Aşk, kadın, tabiat, hüzün en çok işlenen konulardır. Şimdi tahtamızın diğer kısmını seviyoruz ve bu dönemin genel özelliklerine devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Son maddemizde ne yazdık sevgili arkadaşlar? Bireysel konulara yönelilmiştir. En çok aşk, kadın, tabiat, hüzün konuları işlenmiştir. Fecri Ahdi sanatçıları bu konulara gereğinden fazla önem vermişlerdir. Şimdi özelliklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Fecri Ahdi döneminin edebiyatının genel özelliklerine baktığımızda şiirlerde özellikle sembolizmin etkisi görülür. Yani bu dönem sanatçıları şiirlerde özellikle sembolizmden etkilenmiştir. Bir diğer etkilenilen akım da empresyonizmdir sevgili arkadaşlar. Şiirlerde sembolizm ve empresyonizm, romanlarda ise sevgili arkadaşlar, roman ve hikayelerde ise daha çok realizm ve naturalizmin etkisinde kalmışlardır. Bunu yazalım. Şiirlerde sembolizm ve empresyonizm romanlarda ise sevgili arkadaşlar, roman ve hikayelerde ise realizm ve naturalizmin etkisi görülür. Değerli arkadaşlar, bu dönemin bir diğer özelliği ise özellikle şair ve yazarlar tasvirlere çok geniş yer vermişlerdir eserlerinde. İzlenime ve tasvirlere çok yer vermişlerdir. Özellikle tabiat, yani doğa ile yapılan tasvirlerde sevgili arkadaşlar gerçeklikten uzaktır ve özneldir.
şairler tasvir yaparken öznel davranmışlardır ve gerçeklikten uzaktırlar. Kendi hayal dünyalarına göre betimleme yapmışlardır, tasvir yapmışlardır sevgili arkadaşlarım. Onu da yazıyoruz. Önemli bir özelliktir. Bu dönem şair ve yazarları tasvirlere geniş yer vermişlerdir. Tabiat tasvirleri, tabiat tasvirleri sevgili arkadaşlar, gerçeklikten uzak, özneldir. Değerli arkadaşlarım, bu dönemin bir diğer özelliği ise sevgili arkadaşlar, topluma karşı, özellikle toplumsal konulara değinilmemiştir. Onu da yazalım. Topluma karşı ilgisiz kalmışlar. Sosyal sorunlar dile getirilmemiştir. Ve sevgili arkadaşlar, bu fecraati topluluğu, özellikle milli edebiyat hareketinin başlamasıyla artık dağılma sürecine girmiştir. Özellikle Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'in çıkardıkları, milli edebiyat döneminin başında çıkardıkları Genç Kalemler adlı dergi fecraati topluluğunun dağılmasında çok önemli bir etkendir. Milli edebiyat hareketinin başlangıcı fecraati dönemini tamamıyla bitirmiştir diyebiliriz. Onu da ekleyelim son madde olarak. Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in çıkarmış olduğu Genç Kalemler adlı dergi bu topluluğun dağılmasında etkilidir. Evet sevgili arkadaşlarım, bu dersimizde fecraati topluluğun oluşumunu, yazdıkları, çıkardıkları beyannamenin maddelerini ve bu dönemin genel özelliklerini tek tek anlattık. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.